Değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz kafandaki kilitler. Bu kafandaki kilitler neyi engelliyor ve nasıl kurtulacaksın? Kafandaki engeller senin aile huzurunu etkiliyor. Kafandaki kilitler senin daha başarılı olmanı engelliyor. Kafandaki kilitler senin hayatında bereketi yaşamanı engelliyor. Kafandaki kilitler senin özgüvenli olmanı engelliyor. Değersizlik sendromu yaşamana sebep oluyor kafandaki kilitler. Bu kafandaki kilitler sen daha dünyaya gelmeden anne karnındayken yüklenmeye başladı. Bilgisayara yüklenen bir program gibi bu zamana kadar sürekli yüklendi. Sana söylendi. Yapamazsın, beceremezsin. Senden adam olmaz gibi kalıplar yüklendi, telkinler yüklendi, hipnoz kelimeler yüklendi beynine. Sen de öyle inandın ve kafanda kilitler oluştu. Kafandaki kilitleri açmak için çok çaba gösteriyorsun, gayret gösteriyorsun. Yıllarını bunun için harcıyorsun, daha başarılı olmak için, daha huzurlu olmak için. Hayatında bolluk bereketi yaşamak için uğraşıyorsun, gayret gösteriyorsun. Ama ben sana kısa yolunu göstereceğim. Kısa yolu nedir? Kafandaki kilitlerin anahtarını nasıl bulursun? Konumuz bu. Bu videoyu sonuna kadar izlersen adım adım sana ne yapacağını göstereceğim. Kafadaki kilitleri nasıl açarsın? Soru bu. Bunun tek yolu var. Tek çözüm var. Uyanmakla, farkındalığın oluşmasıyla kilitleri açabilirsin. Aklına şu soru gelecek. Hocam ben farkındalık kitapları okudum. Hep okuyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Ama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü Kafka diye bir adam var, yazar. Bu adam şunu söylüyor. Eğer diyor okuduğun kitap seni bir yumrukla uyarmıyorsa, o zaman o kitap işe yaramıyor. O seni ileri götürmüyor. Biz Kafka'nın bu sözünden ne anlıyoruz? Eğer sen kendine bir uzman seçtin, seni ileri götürsün diye. Bu uzman seni bir yumrukla uyandırmıyorsa, o zaman yanlış bir uzman. Veya senin uygulamak istediğin teknik sana farkındalık oluşturmuyorsa, seni ayağa kaldırmıyorsa, seni uyandırmıyorsa o yanlış bir teknik. Veya senin aldığın program neyse, seminer, sende o farkındalığı oluşturmuyorsa, yani bir yumrukla seni uyandırmadıysa hala yanlış teknik. Yanlış seminer veya o uzman veya o seminer veren veya o seçtiğin rehber senin ağzına bal sürüyorsa sürekli, yani gerçeği yüzüne tokat gibi vurmuyorsa, o zaman uyanamazsın. Birisi bayılır, bak birisi bayılır böyle uyandırmak için, ilk ne yapılır? Tokat atılır. Tokat bayağı. Şamar oğlanı derler ya, şamar oğlanı yapılır. Yani bayağı tokat atılır ki uyansın. İşte onun gibi düşün. Farkındalık da böyle bir şey. Uyanman için, farkında olman için senin tokat yemen gerekiyor. Uyanman gerekiyor. Real talk sana söylenmesi gerekiyor. Sana senin hoşuna gitmeyen, senin nefsine hoş gelmeyen, senin egona hoş gelmeyen cümle söylenmesi gerekiyor. Seni rahatsız eden uyarıcı olmadan uyanamazsın. Farkındalık oluşmaz. Çünkü belli bir yaştan sonra, mesela 25 yaşından sonra senin beyninde kalıplar oluşuyor. Bu kalıbı kırmak için kafandaki bu kilitleri, biraz önce aslında o kalıplar, bu kilitleri çözmek için sana bu uygulama yapılması lazım. O yumruğu, o tokadı yemeden o kalıp kırılmıyor. O kilit açılmıyor değerli arkadaşlar. Peki neden bu uyarıcı önemli? Neden farkındalık önemli hayatında? Neden uyanman gerekiyor? Bak şimdi,
Şöyle örnek ver. Bir söz var. Bunu ciddiye al. Kalemle kağıda yaz. O zaman daha iyi anlayacaksın. Kendini ispatlamış teknik bu. Bak. Bir insan bir şeyi fark ettiğinde, yani uyandığında kişi, farkındalık oluştuğunda, o kişide içsel ve dışsal, dışarıdan bütün kaynaklar, lazım olan her şey devreye girer ve o problemi çözer. Cümle bu. Tekrar özet. Farkındalık oluşunca içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer ve o problemi çözer. Şimdi bunu özetleyeyim. Bak şimdi, sen bu zamana kadar, 35 yaşına geldin belki, içsel kaynakların var. Birçok şeyi öğrendin. İsteyerek veya istemeyerek tecrübelerin var. Senin beynin, senin bilinçaltın öyle bir çalışıyor ki 8 kilometre ötedeki kokuları bile alabiliyorsun, sesleri duyabiliyorsun. Yani uyarıcılar var. Senin beynine, bilinçaltına programlar yüklendi zaten. Kaynaklar var. Bak, bu kaynaklar var. İçsel kaynak. Bunlar duruyor. Tecrübelerin var, duyduklarım var, öğrendiklerim var. Seyrettiğin filmlerden, okuduğun, istemeyerek okuduğun kitaplardan öğrendiğin birçok içsel kaynaklar var. Ama bu bilinç altında duruyor. Bak, bilinç altında. Bilinç altından bilincine gelmemiş. Orada duruyor. Kaynaklar duruyor. O içsel kaynaklar. İkincisi de dışsal kaynaklar. Dışsal kaynaklar nelerdir? Dışarıdan uyarıcılar var, değil mi? Örneğin algısal seçicilik. Sen ehliyet almak istediğin zaman sürekli şoför okullarını görürsün. Dikkatin oraya gider. Algıda seçicilik. Dışsal kaynaklar da böyledir. Senin eğer beyninde bir sorun olduğunu düşünüyorsan, yani farkındalık oluştu mu, o problemi çözmek için bütün kaynakları görmeye başlarsın. Etrafta, dışarıdaki bütün kaynakları görmeye başlarsın. Yani içsel kaynak var, dışsal kaynaklar var. Farkındalık oluşunca, biraz önce söylediğim sözü tekrar söylüyorum. Farkındalık oluşunca, yani sen uyarınca, sana iyi bir tokat geçirildiği zaman, sen uyandığın vakit, senden hipnoz kabloları çıkarıldığı zaman, sen kendine geldiğin zaman, işte biraz önce dediğim gibi içsel kaynaklar devasa, derya kadar bilgi ve dışsal bütün kaynaklar, biraz önce dediğim gibi çözümler devreye giriyor ve çok kısa süre içerisinde sen uyanınca bu kaynaklarla problemleri çözebiliyorsun. Hangi problemler bunlar? Huzur, aile huzuru. Başka? Sağlık olabilir. Başka? Özgüven, kişilik, özdeğer. Dördüncüsü, bolluk, bereket, iş hayatındaki başarı. Beşincisi, meslek konusunda kariyer, başarı. Yani baktığımız zaman bütün çerçeveyi şöyle özetlersek, başarı ve huzur konusunda yaşadığın bütün sıkıntıları içsel ve dışsal kaynaklar devreye girerek çözebilir. Ama ne zaman? Ağır bir tokat yediğin zaman, ağır bir yumrukla uyandığın zaman, senin hoşuna gitmeyen, nefsinin ve egonun hoşuna gitmeyen gerçekleri senin yüzüne şamar gibi atan birisiyle karşılaştığın zaman, işte o zaman uyanırsın. İşte o zaman problemler çözülmeye başlayacak, zincirleme yürüyecek. Dolayısıyla biz bunu yapıyoruz yıllardan beri. Bütün videolarım senin hoşuna gitse de, gitmese de, sana tokat gibi işliyorsa, seni uyandırmaya çalışıyorsa, demek ki yavaş yavaş hedefine yaklaşıyorsun demektir. Bazı insanlar 15 yaşında uyanır. Bazı insanlar 25 yaşında, bazıları da 50 yaşında uyanır. Ben 77 yaşında uyananları gördüm. Farkındalığın oluştuğunu gördüm değerli arkadaşlar. O yüzden herkesin
uyanma yaşları vardır. Peki uyanınca ne olacak? Uyanınca insan hemen şöyle bir bakıyor, bir duruyor. Ya arkadaş, neredeyim şu anda? Nereden geldim? Nereye gitmek istiyorum? Ben kimim? Diye kendini tanımaya başlıyor ilk önce. Hani yumurtadan çıkan bir civciv düşünün. Şaşkınlık içerisinde böyle bir bakar etrafa. Aynı onun gibi. Onun gibi insan uyanmaya başlıyor değerli arkadaşlar. Kendini tanımaya başlıyorsun. Sen kendini bil ki ömrün zayi olmasın. O yüzden artık uyanma vakti geldi. Biz yıllardan beri programlarımızla kafandaki kilitleri, bak şurada gördüğün kilitleri, teker teker açarak sana daha başarılı olman için, daha huzurlu olman için sana adım adım yöntem ve taktik gösteriyoruz. 6 yaşında çocuğu anlatır gibi. Bu kilitlerin anahtarlarını senin eline veriyoruz. Sen de özgürlüğüne, huzura, başarıya yelken açıyorsun. Senin yapman gereken tek şey var. O ne biliyor musun? Sana verilen anahtarı kullanarak kafandaki kilidi açmak. Bu kadar, çok basit. Hani çadırlar var ya, 3 saatte kurulan çadırlar var değil mi? Sana böyle bir defter veriyor çadırın yanında. Bu defteri okuyorsun, 100 sayfalık defteri okuyorsun ve o çadırı kuruyorsun. 3 saatte, şansın varsa 3 saatte. Ama bazı çadırlar var. Şöyle 2 saniye sürüyor. Açıyorsun ve kuruluyor. Fırlatıyorsun bu şekilde. İşte bunun gibi düşün. Sana verilen anahtarlar da senin hayatındaki sorunları, o çadırı nasıl 2 saniyede açıyorsan kafandaki kilitleri de 2 saniyede açabilir. Arzuladığın o huzura, başarıya, bolluğa, mutluluğa ulaşabilirsin. Bu şekilde binlerce kişi arzuladığı hedeflere ulaştı arkadaşlar. Sen de kafandaki kilitleri çözüp arzuladığın hedefe, başarıya, mutluluğa ulaşmak istiyorsan bu anlattıklarımı ciddiye alarak hayatına yansıt. Bu konuda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için bu videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.